Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 10. dersimiz olan PHP ile operatörleri göreceğiz. Bunu da en güzel kaynak olan php.net'ten göstermeye çalışacağım ve bunun üzerinde uygulamalar yapacağım. Mantıksal işleçler olarak geçen bu konuda AND, OR, XOR ünlem işareti olan ve iki tane şu işaretten ve iki tane çizgi olan işaretlerin anlamlarını göstereceğiz uygulama üzerinde. Bunlar işimize çok yarıyor. Şurada hemen şöyle ilk önce AND'den başlayalım. AND bildiğiniz üzere ve anlamına geliyor. Şöyle AND ve anlamına gelir. Belirtilen değerler ya da belirtilen koşullar sağlanmışsa çalışır. Hemen bunu da şöyle gösterelim. Sayı 1 eşittir 5 olsun. Sayı 2 eşittir 10 olsun. If diyelim. Sayı 1 5'e eşit and sayı 2 7'ye eşitse echo işlem doğru diye bize ekrana bastırsın. Çalıştıralım. Herhangi bir şey yazmadı gördüğünüz üzere. Çünkü AND dediği hem bu koşul sağlanacak. Yani bir sayı 1 5'e eşit olacak ve sayı 2 de 10'a eşit olacak. Hemen bunu 10 yapalım. Ve şimdi çalışalım. İşlem doğru diye bize bastırdığını gördük. Bunun kullanımı zaten çok basit. Sık sık da karşımıza gelir. O yüzden bilmekte fayda var. Şimdi şunu şöyle kapatalım. Sıradaki neymiş? Veya or. Şimdi bu da aynı şekilde şurayı şöyle alıyorum. İlk önce bir açıklamamızı yazalım. Bunu sitemde paylaşacağım için bu yazıyı. Or veya anlamına gelir. Belirtilen koşullardan herhangi birisi sağlanıyorsa çalışır diyelim. Sayı şöyle 7 olsun, şuna 6 diyelim, şuna da 10 diyelim. Çalıştırdığım zaman herhangi bir şey yazmadı çünkü iki koşulda sağlanmıyor. Sayı 1 6'ya eşit olması lazım veya sayı 2 de 10'a eşit olması lazım. Bunu 6 yaparsam işlem doğru diyecektir. Bunu 5 yapıp bunu 10 yaparsam yine işlem doğru yazacaktır. Çünkü sayı 1 ya 5'e eşit olmalı veya sayı 2 10'a eşit olmalı diye açıklayabiliriz. Bunun da kullanımı bu şekilde. Sıra geldi ilk sonra. Burada ayrıcalıklı veya diyor. A değişkeni veya B değişkeni doğruysa sonuç doğru. Her ikisi de doğruysa sonuç yanlıştır diyor. Şimdi şöyle bu da. Şöyle yapalım. XOR neydi? Ayrıcalıklı. Ayrıcalıklı veya anlamına gelmektedir. Herhangi birisi doğru ise yani sağlanıyorsa true, her ikisi sağlanıyorsa false olarak döner. Bunu da hemen örnek üzerinde gösterelim. Şimdi çalıştıralım. Şuraya XOR. İşlem doğru dedi. Bunu da 6 yaparsam herhangi bir şey yazdırmadı. Çünkü neden? Burada yazdık ya. Biri sağlanıyor. Yani şöyle yapalım. Şu anda verilen koşullardan bir tanesi sağlanıyor. Yani sayı 2 ona eşit olması gerekiyormuş. Ona eşitmiş. Bu sağlandığı için true'u döndürdü. Eğer ikisi de sağlanırsa, yani sayı 1 de 6'ya eşit, sayı 2 de 10'a eşit olursa bu sefer false olarak döndürüyor. Bunun da kullanımı bu şekilde. Geldik şu ünlem işareti.
Bu da şöyle kullanılır. Şöyle gösterelim. Değer doğru değilse ya da şöyle diyelim. Koşul doğru değilse çalışır. Yani sayı 5 if sayı 5'e eşitse echo doğru desin. Şu anda doğru. Sayı 5'e eşit değilse doğru olacak. Şu anda sayı 5'e eşit. Biz bunu 6 yaparsak şöyle, pardon, ben aklım değişkene gitti. Şu şekilde kullanırsak doğru oldu. Çünkü neden? Sayı 5'e eşit değil. Sayımız 6. Veyahut da bunu şöyle de kullanıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Herhangi bir değişkenin varlığını kontrol ederken de kullanıyoruz. Mesela if isset değişken diyelim. Echo değişken yok. As echo değişken var diye bir şey kullanırım. Değişken yok diyor. Çünkü değişken tanımlamadık. Bunun kontrolünü sağladık. Peki biz buraya bir değişken oluşturursak değişken var diye bize bir uyarı verdi. Gördüğünüz üzere bunun da kullanımı bu şekilde. Daha sonra gelelim. Bu da gene ve anlamına geliyor. And'in bu şekilde kullanımı. Bunu herhalde açıklamamıza gerek yok. Şu son ikisi. Yani bunun İngilizce kelimelerle yazılışı. Bunlar da işaret olarak kullanımı şeklinde gösteriliyor. Arkadaşlar bu mantıksal işleçler hakkında anlatabileceklerim bu kadar diye düşünüyorum. Yani daha fazla ne anlatayım diye düşünüyorum da zaten hepsini uygulamalı olarak gösterdim. Bunları artık kullanmak sizin elinizde. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.